Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere harika çiçek enginar dolması tarifiyle geldim arkadaşlar. Evet, nefis mi nefis, harika bir lezzet. Sağlık deposu, mutlaka senede bir kere de olsa herkesin yemesi gereken bir sebze arkadaşlar. Hadi hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, işe ilk olarak içimizi hazırlamakla başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı pirinci kabıma alıyorum. Eğer enginarınız azsa, 3 tane ise veya küçükse 1 bardak pirinç de kullanabilirsiniz. Ben birazcık da çok olsun, kalana da birkaç tane yaprak sararım kalırsa diye 1,5 bardak ayarlıyorum. Bunu şimdi yıkayacağım. Pirinçleri yıkadım. Sıra geldi yeşilliklerimize arkadaşlar. Burada yaklaşık 1 bağ maydanoz var. Ben bol yeşillikli çok seviyorum. Çok lezzetli olur. 1 bağ dereotu var yaklaşık. Nanem var. Nane de bir bağ var yaklaşık. 6-7 dal da yeşil soğanım var. İnanın çok yakışıyor. Bol yeşillik çok yakışıyor. Şimdi ince ince yeşillikleri doğrayıp ekleyeceğim. Yeşilliklerin hepsini ince ince kıyalım arkadaşlar. Şimdi tuzunu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Ve 1 çay bardağının çeyreği ayçiçek yağı üzerinde zeytinyağı ile dolduralım. İlave edelim. Biraz da limon sıkalım. Evet, karıştıralım arkadaşlar. Hem kolay hem de çok lezzetli bir iç oluyor bunu. Farklı dolmalarda da kullanabilirsiniz. Evet, sıra geldi enginarları ayıklamaya arkadaşlar. En zor kısım. Evet, şimdi ilk olarak enginarları ayıklamadan önce şöyle leğene yarım limon sıktım ve 1 yemek kaşığı kadar un koydum. Ayıkladığımız enginarları limonlayıp güzelce içine katacağız. İlk olarak şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradan kökünden kesiyoruz. Evet. Ama bu sapları da atmıyoruz. Bu sapları da soyup tencerenin içine koyacağız. Şuradan birer yaprak enginar şöyle yapraklarını alıyoruz. Bu arada da şurada dikenleri var. Dikkat edelim. Batmasın. Gerçekten gülün dikeni gibi batıyor. Şöyle sağlam tutalım. Şuradan birer yaprak alalım. Yeterli. Evet, bunları da atmayıp kurutabilirsiniz. Çayını yapar içersiniz. Çok faydalı oluyor. Şu ucundan da şu şekilde 2 parmak kadar keseceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle içini rahat açabilmemiz için hafif genişletelim. Şöyle yapalım. Bu morlar da dikenli, bunlar da batıyor. Dikkatli olalım bu aşamada. Yine şöyle. Evet, şimdi şu yaprakları söküyoruz. Enginar taze ise eğer şunlar diken gibi batmıyor. Ama biraz kartmış enginarsa şu morların uçları çok kötü batıyor. Bu bayağı tazeydi. Bunu geçen gün sağ olsun komşum verdi. Zaten enginarın boyundan da belli olur. Tazeliği, şeyliği. Evet, şu tüylerini yoluyoruz arkadaşlar. Bunları bir kaşık yardımıyla da alabilirsiniz. Ben kaşıkla değil de patlıcan oyucuyla alacağım. Şu yapraklarını biraz daha iyi ayıklayayım. Şöyle size de göstereyim. Bakın arkadaşlar, ama havayla temas edince hemen kararır. Limon sıkıyorum. Evet, içine sıkalım. Her tarafına sürdüm. Şöyle yapraklarına da sıkayım. Evet. Biraz daha gevşedelim.
Çünkü içini içle dolduracağız. Bunu şimdi direkt limonlu unlu suya bırakıyorum ve diğer enginarlarımı ayıklamaya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi en kolay zamana geldik. En kolay işleme geldik. Bir tane enginarımızı alıyoruz. Çiçek enginarımızı. Evet, güzelce şöyle içini açalım. Şöyle çok fazla olmayacak şekilde sıkıştırmadan. Üç ya da dört tatlı kaşığı kadar iç koyuyoruz. Fazla koymuyoruz. Şöyle bir de yaprakların arasına koyuyoruz. Azar azar. Şöyle sıkıştıralım. Yani sıkıştıralım derken içi sıkıştırmıyoruz. Şöyle çok fazla sıkıştırmıyoruz. Azar azar koyuyoruz ama. Evet, şöyle her yaprağın arasına koymaya çalışalım. Evet. Kenarlara da koyalım azar azar. Daha şurası biraz fazla gibi geldi. İçini birazcık şöyle dökeyim. Evet. Çünkü içimizde çiğ olduğu için daha pişecek, kabaracak. Şu dış yaprağına da azıcık koyayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi enginarı doldurduk. Şöyle tencereye yerleştireyim. Evet arkadaşlar, çok az bir içim kalmıştı. Birkaç tane yaprağı da sardım. Böyle onu da doldurdum, ziyan etmedim. Şimdi enginarlar için şöyle biraz tuz ekiyorum üzerinden. Evet, yeterli. Biraz da yağ gezdiriyorum. Zeytinyağı zaten iç harcımız da vardı. Şöyle gezdirmemiz yeterli. Ölçü vermiyorum. Kendi ölçümüze göre. Şimdi ben bunu düdüklü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Düdüklü tencerede yani. O yüzden kısa pişireceğim. Suyunu çok koymayacağım. Şöyle. Suyunu da gezdireyim üzerinden. Ama düdüklü pişirmem ben. Açık pişirim diyorsanız, açık pişirirseniz enginarların yarısını azıcık geçecek şekilde su olsun. Böyle çok olmadı. Ben 2 çay bardağı kadar su koydum. Arkadaşlar, düdüklü pişeceği için. Siz dediğim gibi enginarların yarısını hafif geçecek bir şekilde pişirin. Ve kontrollü bir şekilde pişirin. 45 ila 60 dakika arasında pişer. Enginarın tazeliğine ve kartlığına bağlı olarak değişir. Kontrollü gitmekte fayda var. Ben şimdi bunu ocağa alacağım. Düdüklü tencerede 20 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet, enginarlarım pişti. Çiçek enginarım pişti. Aynı çiçek gibi görünmüyor mu arkadaşlar? Ne kadar güzeller değil mi? Rabbim ne güzel yaratmış. Evet, bu da çok lezzetli oluyor. Eğer taze enginar bulabilirseniz bu şekilde çiçek enginar yapmanızı tavsiye ederim. Yapın, bu yapraklarının da şifasından faydalanın. Bu arada enginarı ayıklarken parmaklarım, tırnaklarım karardı. Eldiven takmayı unuttum. Eldiven takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, enginarlarım çok güzel bir şekilde pişmiş. Ben de tencerede 20 dakika pişirdim. Evet, yapraklarım da pişmiş gördüğünüz gibi. Bunlar da güzel görünüyorlar. Biraz yamulmuşlar ama. Hemen alayım ağzıma bir tane. Evet, sıra geldi. Bunun nasıl yenileceğini arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler için gösteriyorum. Şu yapraklarından şöyle alıyoruz. Bu yapraklar zaten kaşık gibi. Bu çatalla bir çatla yenilmiyor. Bunu böyle ağzımıza götürüp içini yiyoruz önce. Daha sonra şu kısmı dişlerimizin arasında alıp sıyırıyoruz. Evet, yani bu şekilde.
Çok keyifli bir yemesi var. Zevkli oluyor. Gerçekten de lezzetli de. İsterseniz şöyle birazcık daha limon sıkabilirsiniz üstüne. Şuna da sıkayım. Yani aynı böyle midye dolma yer gibi. Zaten enginar kabuklarından da midye dolma yapıyorum. Enginar midye dolma daha doğrusu. O da çok lezzetli oluyor. Yemesi çok keyifli oluyor. Aynı bu şekilde zaten. Harika. İçini yiyip şurasını da sıyırıyoruz. Atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Bu enginar dolmasını da senede bir kez olsun mutlaka yapın.